düşünen yok, merak etmeyin. 200 bin aileye, Ankara'da tam 200 bin aileye 3 yıldır düzenli olarak doğalgaz desteğinde bulunuyorum. Üşütmüyorum o ailelerin çocuklarını. Evde tir tir titremiyorlar. Yine 200 bin aileye 28 aydır düzenli şekilde et desteğinde bulunuyorum. Neler var? Bir, bana gelen mesajları bir okusanız. Bir kadın diyor ki, başkanım Allah razı olsun destekte bulundunuz. 3 aydır çocuğum benden anne köftesi istiyor ve ben yapamıyordum diyor. Böyle aileler var. Ben bunu düşünmeyecek miyim? Bunu da Türkiye'de benden başka bu kadar kapsamlı şekilde yapan yok. Gene kömür desteğinde veriyoruz filan. Neyse, bakın belediyeciliğe bakışımız ne? Ekonomik kriz malum. Hükümet emeklileri önce 7500 sonra 10.000 liraya çıkarttı maaş olarak. Bu insanların birçoğu 70-80 yaşında. İkinci bir işi yapacak mecalleri yok. Ne yapayım? Yani hükümet zam vermedi diye onların evde titremesine aç kalmasın, seyredeyim mi? İlk defa Türkiye'de hala da yapan yok, merak etmeyin yapacağım diyenleri. Yapacağım diyenler yapsın, elinden tutan mı var? Hala yapmazlar hep 1 Nisan'dan sonra. Şu anda Ankara'da 32 binin üzerinde emekliye düzenli olarak nakit desteği, doğalgaz desteği ve et desteğinde bulunuyorum. Bu insanlar bir yerde çalışamaz ki. Başkasından da isteyemez. İstemek kadar zor iş yok değil mi? İşte belediyecilik budur arkadaşlar. Belediyecilik budur. Bravo. Dar gelirlerin ailelerine düzenli şekilde kırtasiye desteği, ulaşım desteği, kantin desteği, her şeyini yapıyoruz. Yeter ki o yavrular mahzun kalmasın. Yaşıtlarıyla beraber okula gittiği zaman ne üstü başı, ne kitabı, ne defteri eksik olmasın. Her şeyle ilgileniyoruz ki onlar okusun yeter ki hem kendilerini hem ailelerini korusun diye. Balada'da 241 aile doğalgazdan yararlanıyor. Et desteği 2052 aile. Oldukça fazla bala için. Kömür desteği 1703 aile. Emekli desteğinden yararlanan 525 kişi emeklimiz. Kırtasiye desteği 471 öğrenci. Karne hediyesi de 541 öğrenciye bu şekilde destek veriyoruz. Vereceğiz diyenleri boş verin. Görevdeyken niye vermediğini sorun. Veya yıllardır burada büyükşehirle aynı belediye seçildi değil mi? Bunlar niye gelmedi şimdiye kadar? Bunlar niye yapılmadı diye sormanın zamanı geldi. Ve Ankara halkı bizim belediyecilik anlayışımızı, hesap vermemizi, şeffaf davranmamızı beğendi. Hangi partiden olursa olsun. Çünkü biz söylediğim gibi seçim akşamı seçimi kazandığınızdan artık rozeti çıkarır, Ankara'nın belediye başkanı olursunuz mantığıyla hareket ettik. Ama ilk meclis toplantılarında mecliste gördünüz. Dedim ki, değerli hemşehrilerim, değerli belediye başkanı arkadaşlarım, Ankara halkı beni seçti, ilçelerde sizi seçti. Şu andan itibaren hepimiz görevlendirildik. Ne yapmamız lazım? El ele verip bulunduğumuz yerleri kalkındırmamız lazım. Çünkü çok uzun yıllardır, 70 yıldır Ankaralı bir belediye başkanı gelmedi. Bu bir fırsattır. Bizden çok beklentisi var ilçelerin. Benim elimi tutun. Eğer kendi kentinizde, ilçenizde üretimi artıracak, istihdam sağlayacak, işçi çalıştıracak, oranın ekonomisini kalkındıracak bir proje getirirseniz, söz ben yapacağım, temelini beraber atalım, açılışını beraber yapalım, hatta size vereyim, siz işletin dedim. El böyle kaldı. Evet, elim böyle kaldı. Geçenlerde Allah rahmet eylesin, Ayaş Belediye Başkanımız vefat etti. Onun cezanesine gittiğimde bir tane eskiden tanıdığım muhtarla karşılaştım. Muhtar olduğunu da bilmiyordum. Sohbet esnasında dedi ki, ya dedi, kaç defa söyledik, Mansur abiyi ben iyi tanırım, bizim abimiz. Gidelim ondan, Ayaş için bir şeyler isteyelim. Ya ben de tanıyorum, oğlumun da avukatıydı ama
onunla görüşmemiz yasak dedi. Daha belediye başkanları benim odamı görmedi. Hiçbiri gelmedi. Ben sizin oylarınızda seçilmedim mi? Düşman mıyım? Allah aşkına. Ben size partizanlık yapmıyorum. Siz niye yapıyorsunuz? Bakın kendi ilçemden örnek vereyim. Mezbahane yapılacak. Tamam dedik yapalım. Sağlık işleri ihaleye çıkacak. Birdenbire demişler ki ne diye büyükşehirli yaptırıyorsun? Yaptırma kendin yaptı yapacaksan. İptal ettik. 5 milyon liraya mal olacaktı. Beypazarı Belediyesi'nin de bütçesi o kadar iyi değil. Kendi yaptı 7,5 milyona, parayı da belediye meclisten kredi çekerek yaptı. Kimin sırtından çıktı? Beypazarların. Kardeşim yapacağım diyen var. Böyle mi olur belediyecilik? Bakın ben Sayın Cumhurbaşkanı'na gidiyorum. Niye gidiyorum? Kendime bir şey istemeye değil. Sizin için gidiyorum. Ankara halkına bir şey almak için gidiyorum. Bir yerim mi eksiliyor kardeşim? Elbette geleceğim. Seçimli Cumhurbaşkanı. Bakanların yanına gidiyorum. Bakanlardan da Ankara için bir şey istiyorum. Niye gitmeyeceğim? Bir yerim mi eksiliyor? Peki siz niye gelmiyorsunuz? Bir yeriniz mi eksilecek benim yanıma gelince? Ve hatırlarsanız bunu şimdi söylemenin zamanı. Burada söylemeyip nerede söyleyeceğim? Bir gün bir belediye meclisi üyemiz konuşma yapmaya başladı. Bunu çoğunuz gördünüz. Siz nerenin belediye meclisi üyesiniz dedim. Ben dedi Bala belediye başkanıyım. Vallahi ben seni ilk defa gördüm dedim. Maalesef. Böyle mi olmalıydı? Böyle mi olmalıydı? Yoksa bir hemşerimiz belediye başkanı seçildi. Gidelim hayırlı olsun diyelim. Bala için bir şey isteyelim dense kötü mü olurdu? Ve şuradaki depo olarak kullanılan sanayiyi yapıp sizlerin hizmete sunması için Büyükşehir'den 3 defa yazı yazdım. Kendimiz yapacağız Aralık ayında, 2022'nin aralığında biz yapacağız, bitireceğiz dediler. Hala depo olarak duruyor. Bakın, eksik şu, benim elimden tutacak belediye başkanı, o da burada. O da burada, değerli hemşehrilerim. İsa Başkan isteyecek, ben yapacağım. Evet, İsa Başkan isteyecek, ben yapacağım. Buradaki sorunları yerel belediye başkanı daha fazla vakıftır. O benden isteyecek, şu eksiğimiz var diyecek, ben yapacağım. Kamu kurumlarında kavga mı olur Allah aşkına, partizanlık mı olur? Ve rakibim de Baylalı hemşeriniz. Saygı duyuyorum. Bakın o kadar iddialı bir şey söylüyorum, bunu başka belediye başkanından duymazsınız. Hemşerimizi tutacağız diye ona oy verebilirsiniz, saygı duyuyorum. Ama Allah nasip ederse büyük bir oy farkıyla kazanacağımı hepiniz görüyorsunuz. Hemşerinize sahip çıkmadan ona oy verecekseniz de Allah nasip ederse ben kazanıyorum, bunu gene seçeceksiniz. Benimle kavga edecek ilçe belediye başkanı seçmeyin boşuna. Benim yanıma gelmeyecek belediye başkanını seçmeyin. Evet. Her gittiğim yerde söylüyorum. Benim ikinci ve son dönemim. Kıymetini bilin. Baylağı için kıymetini bilin. Kendi ilçeniz için kıymetinizi bilin. Elimi tutacak belediye başkanını seçin. Ben bu ikinci dönemimde Ankara'nın tüm ilçelerini ve Baylağı'ya da doya doya hizmet etmek istiyorum. İnşallah bundan mahrum kalmayacağız.